Evet arkadaşlar, bugün çipli in-in-out, çipsiz in-in-out'ı karşılaştırıyoruz. Google Play'e gelerek in-in-out cüzdan yazıyoruz arkadaşlar. Google Play'den in-in-out cüzdan uygulamasını indir diyoruz, yükle diyoruz. Yükle dedikten sonra aç diyoruz. Aç deyince sonraki sonraki diye bu bölgeleri okuyup geçiyoruz. Ondan sonra telefon numaramızı yazmamızı isteyecek arkadaşlar. Telefon numaranızı yazın. Mutlaka gelen kodu girin. Başka telefonla kayıt olunamaz. Sadece bir telefonla bir cüzdana kayıt olunabilir. Giriş kayıt ol dedikten sonra telefon numarasını yazıyorsunuz. Bu arada davet kodunu girmeyi kesinlikle unutmayın. SG397406 davet kodunu girerek 5 TL kazanabilirsiniz. Şimdi kod geliyor. Bu kodu yazdıktan sonra tamam deyip devam ediyorsunuz. Bu sizin artık cep telefonunuza kayıtlı 3D işlemlerde bu telefon numarasını kullanacak. Ad ve soyadı yazdıktan sonra gene ilerle diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra mail adresinizi yazıyorsunuz. Mail adresi, e-posta ve şifreyi yazdıktan sonra kullanıcı sözleşmesini okudum onaylıyorum deyip gene devam diyorsunuz arkadaşlar. Gayet basit. Devam et dedikten sonra gene karşınıza davet kodu bölümü çıkıyor. Bunu kesinlikle atlamayın. Samsung Giresun 397406 küçük harflerle bunları mutlaka yazın. Sanal karta para vermez. Fiziksel karta 5 TL ödül kazanırsınız. Onu da şimdi nasıl yükleyeceksiniz, nasıl alacaksınız onu göstereceğim arkadaşlar. Devam et diyorsunuz. Devam et dedikten sonra kartım var diyorsunuz. İzin ver diyorsunuz. İzin ver dedikten sonra barkodunu okutuyorsunuz. Kartım var, fiziksel kart deyip barkod okuttuktan sonra kartın arkasındaki son 4 rakamı şifrenizdir hem bu. Kartın arkasındaki son 4 rakamı yazıyorsunuz. Hem de bu bankamatiklerde, PTT'lerde kullanacağınız şifredir. Tamam diyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Ve kartınız başarıyla eklendi. OK işareti geliyor. Ana sayfaya geri döndüğümüzde de arkadaşımı davet et bölümü var. Buna da izin verin. Konumuna izin verin yani. Arkadaşımı davet et bölümü var sağ altta köşede. Oraya tıklayarak, arkadaşımı davet ede tıklayarak ödülünüzü yükleyebilirsiniz. Ödül yükle dediğinizde 5 TL'niz hemen hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Aylık 2 TL kullanım ücreti var. Gördüğünüz gibi in-in-out yükleme işlemi bugün diye geçiyor 5 TL. Bu sizin ödülünüz. SG397406'yı ekleyerek kazandığınız ödül. Buradan Zula parası, altın parası, oyun parası alabilirsiniz. İn-in-out karta para gönderebilirsiniz. Fatura ödeyebilirsiniz. E-pin satın alabilirsiniz. Bankadan, kredi kartından para yükleyebilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay in-in-out'lu olmak. Burada gördüğünüz gibi sanal kart açma yetkiniz de var. Kart ekle bölümüne gelerek sanal kart ekle diyorsunuz. Sanal kart ekle dedikten sonra aynı fiziksel karttaki gibi 3D işlemlerle internetten alışveriş yapabilirsiniz. Sanal kart ekle dedikten sonra size bir numara veriyor. O numarayla ilgili işlemlerini yapabiliyorsunuz. Sanal karta para yatırabilirsiniz. In-in-out kart gibi aynı para gönderebilirsiniz sanal karta. Bu şekilde videolarımızı takip edin. Bizim in-in-out ile ilgili bilgilendirici videolarımız devam edecek. Bizi takipte kalın. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yine bir in-in-out videosundayız. Çipli in-in-out ile çipsiz in-in-out kartı aktifleştirip bu videomuzda sizlere tanıtacağız. Burada en çok merak edilen şey şu. Ben in-in-out kartımı aldım. PTT'ye gidiyorum. Hemen buna para yüklüyorum ve kullanmaya başlıyorum. Hayır. PTT'ye gidiyorum. In-in-out kartımı sokuyorum. Arkasındaki 4 numara şifre oluyor. Ondan sonra in-in-out cüzdanı kişiselleştiriyorum ve kullanmaya başlıyorum olacak. Davet kodunu girdiğiniz zaman, bizim davet kodunu, sanal kart oluşturduğunuzda size ödül gelmez. İlla fiziksel kart oluşturmalısınız. Şimdi dilerseniz in-in-out kartımızı PTT Matik'lere sokalım. Bir de şoka uğrayalım. Bakalım ne olacak. 10 lira ve 5 lira yatırmaya çalışacağız. Şuradan yeni in-in-out kartımızın şöyle kartonunu açalım efendim. In-in-out kartımızla beraber PTT Matik'lere gideceğiz. Ziraat Bankası'na da gidebiliriz. Şoka da gidebiliriz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin. In-in-out ile ilgili bütün sorularınızı bu videoda cevaplayacağız. Bu arada arkadaşlar, in-in-out kartlarımızı açıyoruz. Şöyle.
İninal kartımızı açtık. İninal kartımızın son 4 hanesi, bakın şurada yazar. Son 4 hanesi şifredir. 1928. Çipli İninal kartımız bu. Ve arkasında şöyle bir, gördüğünüz gibi, al yükle kullan, her yerde geçen alışveriş kartı. Marketlerde, oyunlarda, harçlığını yüklemelerde, kartım olsun param içinde dursun, banka ATM'leri, PTT şubeleri, marketlerde, Migros'larda, İninal cüzdanda ve şoklarda para yükleyebilirsiniz. Çipli ve çipsiz iki tane kartımız var. Aralarındaki hemen farkı da söyleyelim size. Açıp pek bir fark yok aslında aralarında. Sadece bu çipli kartımız dokunmatik, yani temassız kart özelliği var. Gördüğünüz gibi. Şurada temassız kart özelliği var. Bu İninal kartımız daha mat. Bu İninal kartımız daha biraz parlak gibi duruyor. Şöyle bakıldığı zaman imza tarafları aynı yerde, burayı imzalamanız gerekiyor. Kim imzalayacak diye bana hep soruyorsunuz. Kendi şahsi imzanızı buraya atıyorsunuz. Çünkü kartın sizin olduğunuza dair bir ispatıdır kaybolursa. Son 7135 kartın şifresi, 1928 kartın şifresi. Bu kartları her zamanki gibi kullandıktan sonra imha ediyoruz. Son kullanma tarihleri şurada. 01.25.36, 02.25.910. Gördüğünüz gibi iki tane de İninal kartımız var. Barkod çipsizde, barkod burada. Çiplide barkod burada. Barkod numarasını da kart eklerken göstereceğiz. Nasıl olduğunu birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi PTT'ye. İninal'la ilgili bir işlem yapacağız. Bu kartımızı daha kişiselleştirmedik. Para yatıracağız. Nasıl aktifleştirirsiniz? Onun da videosunu burada bulabileceksiniz. Çok yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi PTT'ye geldik. İninal kartımızı, çipli İninal kartımızı burada deneyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi arkasında bulunan 09, yani 1928, 1928 şifre. Kartımızı yuvadan şu şekilde, bakın arkadaşlar, şu şekilde sokuyoruz. Çipli bu. 5 liramız var yanımızda. Bakalım 5 lirayı yatırabilecek miyiz? Yoksa gene 10 lira mı yatıracağız? 1928'di değil mi şifre? 1928. Giriş diyorum. Para yatırmaya basıyorum arkadaşlar. Bakalım ne diyecek bana. Çünkü kişiselleştirmeden yatırıyoruz. Devam diyorum, bakın. Onay verdi. Devam diyorum. Gene devam diyorum. Yerleştirin diyor bu şekilde. Şöyle 5 lirayı yatırdım. 5 lirayı yatırdım görmüş olduğunuz gibi. Giriş diyorum. Devam diyorum. Bakalım ne diyecek bize. Beklemeye devam edin diyor. Evet, 5 TL'yi arkadaşlar gördüğünüz gibi aldı ve onaylıyorum diyorum. Onaylıyorum dedim. 1.1 TL, yani 1.10 kuruş şey kesiyor. Komisyon kesiyor. 3.90 aktaracak. Onaylıyorum dedim. Bilgi fişinizi almayı unutmayın diyor. Bilgi fişi, şöyle makbuzu alalım. Gördüğünüz gibi makbuzu da göstereceğim şimdi. Başka işlem yapmak istiyor musun? Hayır diyorum. Kartımızı aldım. Şimdi şöyle göstereyim size bilgi fişini. Şöyle net diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda PTT Bank'tan 5 TL yatırdım. Çipli İninal çipli kartı. Ve gördüğünüz gibi 3.90 kartıma yatırdı. Şimdi normal şeyi deneyeceğim. İninal kartı deneyeceğim. Gene 5 lira yatıracağım.
Şimdi gene inin alın normal kartını deniyoruz. Bakın bu normal kart. İnin al normal kartını deniyoruz. Arkasındaki son 4 rakam şifresi arkadaşlar. 7135'miş bunun. Normal inin al kartın çipsiz kartı. Şöyle sokuyoruz. Kaç bir daha bakalım. 7135 aklımızda kalsın ki 7135 şey yapmayalım, şaşırmayalım. 7135 şöyle 7135 dedik. Giriş tuşuna bastık. Ondan sonra gelen menüde para çekme ve para yatırma diyor. Para yatırma diyorum. Bu da farklı bir kart. Bunları da nasıl şeye tanıtacağız tekrardan. Hem çipli hem çipsizi onları da tanıtacağım. Bizi izlemeye devam edin. Çok detaylı güzel bir video oldu. Tekrar parayı bölmesini açıyor. Devam diyoruz. Şöyle koyduk parayı. Devam dedik. Ve aldı. Bakalım ne yapacak? 5 TL'ye yatırdık arkadaşlar. Yine 1.10 kuruş kesecek muhtemelen. Evet gene dedi 5 lira. Şu an yatırılan parayı gösteriyor. 5 lira. Ve onaylıyorum diyoruz. Onaylıyorum dedikten sonra gene 1.10 3.9 aktarılacak diyor. Onay diyorum. 2 lira da kesecek muhtemelen kartlar. Geri kalanı siz hesap edin. 1.90 gibi bir rakam kalacak ikisinde de. Gördüğünüz gibi bilgi fişi diyorum tekrar. Makbuzumuzu mutlaka alalım. Almamazlık etmeyelim. Başka bir işlem yapmak istiyor musun diyor. Hayır diyorum. Kartımı da alıyorum. Kartımı da aldım. İnin alın. Çipsiz kartı. Şimdi gösterelim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PTT Bank. İnin al. Şöyle. Gördüğünüz gibi yatırdık. 2 lira da muhtemelen kesmiştir. Şimdi dilerseniz kartları ekleyelim. Nasıl ekleniyor? Yani kartları ilk ekledikten sonra başka kart, çipli kart, normal kart nasıl ekleniyor? Onları görelim isterseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gittik BTT'den paraları yatırdık 5'er lira. Gördüğünüz gibi birisi 1928 şifresi. Bir tanesi 7135. Burada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Çipli çipsiz kartın hiçbir farkı yok. Sadece temassız ödeme özelliği ve çip kısmı var. Kart numaraları gene aynı. Şimdi bizim deneyimiz neydi? Kişiselleştirme yapmadan para yatırabiliyor muyuz? BTT'ye gidip 5 lira yatırdık. Şimdi uygulamamızı açıp, telefonumuzdan uygulamamızı açıp bunları tanıtacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı şimdi gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi inin al kartlarımız burada. Şöyle ekleyeceğiz. Şu barkod numarasından ekliyoruz bakın şuradan. Gördüğünüz gibi kart ekle diyoruz. Kart ekle dedikten sonra bakın fiziksel kart ekle var. Fiziksel kart ekleye tıklıyoruz. İzin ver diyoruz. İzin ver dedikten sonra ilk başta şu kartımızı ekleyeceğiz. Çipsiz kartı. Gördüğünüz gibi barkodu okutuyoruz. Bakın barkodu okuttuktan sonra şöyle bazen şöyle açıkta okutmanız gerekiyor. Evet. Bazen çok ışık var diye de okumayabilir. Son 4 rakamını yazıyoruz. Bu aynı zamanda şifremiz. 71 35. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi devam et dedik. Gördüğünüz gibi kartın başarıyla eklendi. Ana sayfaya geri dön deyince içinde 1.90. Gördünüz mü? 2 lirayı kesmiş aylık kullanım ücreti. Gördüğünüz gibi açıklamada 5 lira yüklendiğini gösteriyor. 1.10 kesim ücreti. 2 lira da aylık ücreti almış. Bu bizim 71-35 numaralı kartımız. Görüyorsunuz. Şimdi çipli karta geldi sıra. Aynı şekil gene sol tarafa. Bu arada 10 tane kart ekleme hakkınız var. Onu da söyleyeyim. Sol tarafa geldik. Kart ekle dedik. Bakın fiziksel kart ekle diyoruz. Sanal kart değil. Tekrar okutuyoruz. Şöyle yanda bunun barkodu.
Netliyor. Çok ışıkta olmayabilir. Şöyle uzaktan yapalım. Evet, ekledi. Çekimi yaptığımız için ışıklı bir ortamdayız. 19.28 hem sizin şifreniz hem de bu şekilde ekliyoruz güvenlik açısından. Tamam dedik. Devam et diyoruz. Kartın başarıyla eklendi. Ana sayfaya geri dön deyince gördüğünüz gibi çipli temassız kart çıktı. Onda da aynı şekilde 1.90 var. Bu şekilde kartlarımızı eklemiş olduk. Yani ben bunu ekledim. Acaba bu kart geçersiz mi demeyin. İkisi de geçerli arkadaşlar. İşte içinden 1.90 ödeme yeriniz varsa alabilirsiniz. Ama ben bunları kapatacağım. Şöyle kapatma işlemini de göstereyim. Çipli kartın üstüne tıklıyorsunuz. Kart işlemlerine tıklıyorsunuz. Kartı kapatma diyorsunuz. Onayla dedikten sonra kartınız kapanıyor. Kartın kullanıma kapandı. Ana sayfaya geri dön. Gördüğünüz gibi kartın kullanıma kapandı. Ana sayfaya geri dön diyor. Bunu da aynı şekilde kapatıyoruz. Bunun üstüne tıkladık. Kart işlemlerine bastık. Kartı kapatma dedik. Onayla diyoruz. Ve kartımız kapandı. Ana sayfaya geri dön. Gördüğünüz gibi sadece 3 kartımız, şey 2 kartımız kaldı. Bu şekilde kart eklemeyi de gösterdik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi en sık sorulan soruları kısaca cevap vereceğiz. İninal kart numarası nerede yazar? Birinci sorumuz bu. Hemen kartın arkasında yazar. Bakın kart bu, arkası bu. Bu numaralardan 47 ile başlayıp şu çizelge içinde, ızgara içinde olan büyük sayılarla yazan karttır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18. 4, 4, 8, 8, 8, 16 yani. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 harf. Karakterden oluşan, sayıdan oluşan kredi kartı numaranızdır. Son kullanma tarihi nerede yazar derseniz hemen aşağısında bakın şöyle 0125 yani 2025'tir. Ocağın 2025'ine kadar. Security kod CVC nedir derseniz 036'dır bu da. Security kod güvenlik kodudur. Bunu online alışverişlerde kullanırken yazacaksınız. Barkod numarası da şudur. Bakın barkod numarası. Şu. Barkod numarası budur. İmza atılması gereken yer şurası. Aynı şekilde bu kartta da burası. Yani şöyle gördüğünüz gibi çevirdikten sonra burasıdır. İmza atılmazsa geçersiz diyor. Siz kendi imzalarınızı buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında şöyle barkod numarası burada yazıyor. 4 ile başlıyor. Kart numarası 16 haneli büyük harflerle yazılan. Şu da son kullanma tarihi kartın 225 910'da security güvenlik kodu arkadaşlar. Videomuzu bu şekilde bitirdik. Daha değişik sorularınız için öteki videolarımıza bakın. Mutlaka hepsinde sorularınızın cevabı vardır. Sanal kart eklerseniz 5 TL gelmez. Fiziksel kart eklediğinizde 5 TL ödül gelir. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.